Ahmet Davutoğlu Iğdır mitinginde HDP'nin Marksist-Leninist ideolojiyle hareket ettiğini söyledi. Hele şükür. Yıllardan beri Marksist-Leninist olduğunu söyledik. Tayyip Hocam söyledik, o söylemiyor. Israrla hiç alakasız putperest dinlerden bahsediyor. Ama yardımcısı söyledi, başbakan söyledi. Şimdi Tayyip Hocam da sıra. İnşallah. En son Tayyip Hocam söyleyecek. Şu şekilde konuşması. Birisi Türkleri dininden soğutmak istedi, biri de Kürtleri koparmak istedi. Hala Marksist-Leninist düşünceyle hareket ediyorlar. Bütün HDP'ye söylüyorum, ya demokrasiyi seçeceksiniz ya silahı. İkisi birden olmaz. Yok ama silah elimde olsun, baskı yapayım, millet üzerinde demokrasi kılıcını tutup sandık oyunlarına gideyim derseniz buna da millet izin vermez dedi. Ya güzel, hoş da şimdi başbakanın ellerinden öpüyorum. Çok mübarek, muhterem bir insan. Gece gündüz silahı bırakın diyorsunuz. Ya diyeceğine gidip çöküp alsan elinden silahı. Değil mi ya? Adam mesela eşkıyanende silah oluyor. Eşkıya silah ver, eşkıya silah ver denmez ki. Eşkıyanın üstüne gidersin, çökersin, altına alırsın, elinden zorla silahını alırsın. Bunun usulü budur ya. Ben ilk defa görüyorum böyle. Eşkıya bey lütfen silah verir misiniz diyor. Eğer uygunsa, tensip buyurursanız diyor. Böyle bir yöntem nerede görülmüş ya? Hani anlaşmıştık. Tabii ya. Kurt gibi alır altına, çökersin. Zorla elinden alırsın. Bu kadar. Öyle olmuyor mu? Polis bir yerde bir adamla karşı elinde silah varsa elinden alıyor zorla. Yere yatırıyorlar, alıyor silahını. Evet, dinliyorum. Sayın Davutoğlu konuşmasında şunları da söyledi. Bizim için Sünni-Şii ayrımı yoktur. Hepimiz Müslümanız. Bizde mezhep ayrımı yok ve bizim için Türk-Kürt bütün Anadolu'daki her bir vatandaşımız için, bizim için her yer Türkiye. O güzel. O Mehdi ağzı. Evet inşallah. 2015 böyle geçecek gibi görünüyor. Bakalım 2016 ile 2017 nasıl olacak? Tayyip Hocam Mehdiyet için 2023 diyor. 2023 dünya hakimiyeti.